1982 yapımı bir Fransızca, hatta Fransız grafik novel diye tabir ettiğimiz daha böyle sofistike bir çizgi roman üzerinden geliştirilmiş bir hikayesi var. İzleyen herkesi istisnasız etkileyen bir film. Çünkü hem çağımızı hem de insanı çok yakalayan, çok iyi anlatan bir hikayesi var. Çok iyi bir görseli var. Çok iyi bir çevre tanımı var. Çevre derken iki manada çevre söylüyorum. Bir atmosfer, ikincisi gene atmosfer. Çünkü çevre sorunlarını anlatıyor. Bütün bu mevzunun, hasenin, bu kıyametin kopmasının sebebi çevre üzerinden tanımlanıyor. O nedenle çok modern bir hikaye. Yani bunu 300 sene evvelki bir anlatının içerisinde göremeyeceğiniz bir şey. Bu çağa ait bir hikaye gibi başlıyor. Ama tabii insan doğası çağlar üstü bir şekilde hem vahşeti hem sevgiyi hem işte kötülüğü hem iyiliği barındırıyor gibi düşünün. Bunların hepsini de anlatmaktan çekinmiyor. Gayet de güzel bir eser. Ben izlerken çok keyif almıştım. Dediğim gibi bugüne kadar da izleyip çok fazla etkilenmeyen insan görmedim. IMDb puanı o kadar yüksek değildir. 7.0 alıyor. Ama dediğim gibi fena bir film değil. Tek kusuru belki de biraz uzun olması. Ama yani görsel zenginliği nedeniyle, işte hareketi aksiyonu nedeniyle belki onu hissetmeyeceksiniz. Hissederseniz de kusurunuza bakmayın lütfen. Bülay'la ve Kütüphane ile ilk film gösterimlerini konuştuğumuz zaman aklıma gelen 3 filmden bir tanesiydi bu. İlki Dark City olarak söyleyeyim dedim. Ve Dark City'yi geçen ay konuştuk. Şimdi Snowpiercer'ı konuşuyoruz. Üçüncü olarak da Purge'ü konuşacağız büyük ihtimalle. Purge'ü. Bunlar 2000-2010 sonrası etkileyici ve yeni bir söylemi olan filmler şeklindeydi. Hadi Dark City 1998 yapımı onu biliyoruz ama bunlar kendi türlerinde kapı aralayan, insanlara yeni şeyleri düşünme fırsatı veren ya da düşünülen yeni şeylerin bir manifestosun niteliğinde olan eserlerdi. O nedenle de kıymetli buluyorum. Bugün de size getirip izletme şansı buldum. Kütüphaneye de ayrıca teşekkür ediyorum. Öncelikle bilmiyorum nasıl buldunuz. Uzun bir filmdi. Çok dolu bir filmdi. Acayip renkli bir filmdi. Renk derken hani grafik violence diye tabir ettikleri aynı zamanda görsel vahşeti de taşıyan bir filmdi. Yönetmen hiç acımadan özellikle daha sansasyonel olsun diye bazı yerlerde böyle uzata uzata vahşeti göstermişti bize. Ben bunun yabancısı değilim. Çoğu filmde de aslında bunlar oluyor. Ben yerinde kullanıldığını düşünüyorum ama bazen birkaç yerde aşırıya kaçıldı. Yani çok uzadı o işler falan gibi göründü. Sizi rahatsız ettiyse de kusura bakmayın. Zaten çok rahatsız edici bir filmdi. Şimdi orada iki damla kan görmek, işte kopan kolları görmek vesaire değil. Aslında hikayesi çok rahatsız ediciydi. Rahatsız olmanızın sebeplerinden bir tanesi bu filmi izlemeye başlamadan önce söylediğim gibi çok bizim çağımızın olması, çok modern olması bu işin. Şimdi 1982'de bu çizgi roman ilk yazıldığı zaman tabii ki ben de 2013'ten sonra buldum, ettim ve internetten okudum. Türkiye'de baskısı yoktu o dönem. Belki şu an var mıdır onu da bilmiyorum. Ama yakın zamanda eminim ki çok bir tane yayın evi basar ya da basmıştır bile. 1982'de bu hikaye ilk akla geldiği zaman ne buradaki kodları taşıyordu, bugün izlediğimiz 2 saat 10 dakikalık filmdeki kodları taşıyordu, ne kahramanlar öyleydi, ne üst baş giyim kuşam öyleydi ve yani kendi dünyasında, kendi zamanına hapsolmuş bir tutarlılık içerisinde hikaye anlatılıyordu. Baş kahraman bir kahraman değildi. Kendi hayatını kurtarmaya çalışan bir adamdı. Hikaye ne bu kadar tabii ki distopyanın, postapokaliptik bir dünyanın içerisindeki bir distopyada, bir tren distopyasında geçiyor artık. Ne bu kadar açılmıştı, anlatılmıştı, iyice herkes anlasın diye işte tren dünya, biz de insanlığız, bak %74'ü gidince şöyle olacak, böyle olacak falan gibi. Körün gözüne yazılır gibi diyaloglar vardı. Orijinalinde ne de bu kadar savaş, dövüş, vurma, kırma vesaire gibi bir an vardı. Oradaki esas temel itici olan şey daha bir ekolojiydi. Yani burada çok azını görüyorsunuz onun. Küresel ısınmayı sadece bir zemin olarak almış gibi görüyorsunuz ama çizgi romanın başlangıç noktası son derece çevre şeydi. Yani oradaki insanlar ne hisseder, ne yaşar biz onu pek düşünmedik diye yazar ve çizerin kendi aralarında konuşmaları var, röportajı var. Ben bu filmi çok önemsiyorum, çok da seviyorum. İlk gördüğümde çarpıldım. Çok etkileyici bir filmdi bence. Çünkü 100 yıl dönüşlerindeyiz biz bulunduğumuz yer itibarla. İnsanlar inançlarını kaybediyorlar. İnsanlar yeni
karşılaştıkları şeyle, gelişmelerle bir bocalıyorlar, bir şeyler yaşıyorlar. Kimi daha dindar oluyor, kimi dini sorguları oluyor. Kimi dünyanın yok olmak üzere olduğunu bir anda keşfediyor. İşte bu karbon salınımları, küresel ısınma vesaire bir anda ortaya çıktı zannediyorlar. Yani bir insanlar komik ve panik halinde bir aydınlanma yaşıyorlar. Bence her yüzyılın dönüşünde doğmuş. Bunun adı da var zaten. Le Fin de Circle diye Fransızların bir metodik olarak isimlendirdiği bir şey var. Yüzyıl dönüşleri demek. Mary Shelley'e Frankenstein'i yazdıran şey de bu yüzyıl dönüşüydü. Ondan sonra 1900'lerin başında, hatta daha yüzyıl tam dönmeden Bram Stoker'a Dracula'yı yazdıran da oydu. 2000'lerin başında da bu filmlerin akıl edilmesinin, yani 2005 senesinde başlamış bu film şeyde. Ve 2013 senesinde de bir film olarak, yeni bir sanat türü olarak diğerlerine göre göreceğim, ortaya konulmasının sebebi de buydu. İnsanlar bir yüzyıl dönüşü yaşıyorlardı, bir bocalamanın içindeydi. Aklına gelen, artık kendi içlerinde kaygı yaratacağın, kaygı yaratan bu şeyleri birazcık daha abartarak belki dile getirdiler, anlattılar. Ben çok lüzumsuz görmüyorum çünkü ben de o çağda yaşayan bir insanım. Onların kaygılarını ben de düşünüyorum. Onların abarttığı, bu egzajere ettiği şeyler beni çok başka yerlere götürmüyor, çok yormuyor. Çünkü belli kaygılar taşıyoruz. Biz de benzer kaygılar taşıyoruz. Bize şey gelmiyor. Mesela küresel ısınma için bir tane gaz bulundu. Mucizevi gaz. Ama bunun testleri, laboratuvar testi dışında saha testleri yapılmadan gökyüzüne hemen basıldı ve kocaman bir felaketi tetikledi. Şimdi bu bizim kulağımıza tutarsız gelmiyor. Olsa olur diye düşünüyorsunuz. Çünkü hatırlar mısınız bilmem, 90'ların sonunda nanoteknoloji ve nanokarbon fiber vesaire parçalar üzerine dünya yıkılıyordu. İnsanlar nano duvarları konuşuyorlardı. Kapının olmadığı duvarlardan bahsediyorlardı. Üzerinizde doğru titreşim olan bir elbise ya da bir ateşleyici şöyle bir şey olduğunda kapıdan geçecektiniz. İşte bilim kurgu filmlerinde bunu kullanmaya başladılar vesaire. Daha sonra laboratuvar testlerinden, saha testlerine çıktığında akciğer kanserini tetikleyen nano elbiseler, nanokarbon fiber lifler tespit edildi. Şu an kimse nano teknoloji konuşmuyor. Bu çok olası bir senaryoydu başlangıç itibariyle. Geri kalan yerde de hikayenin içerisinde hepimizin kendimizi göreceğimiz, keşfedeceğimiz şeyler vardı. Birincisi inanılmaz bir din vardı. Yani iki insanın, üç insanın yan yana geldiği yerde her zaman için bir toplum söz konusu ve toplum sözleşmesinin, toplum anlaşmasının çeşitleri var. Bunlar bir yerden sonra, devlet bir yerden sonra, din vesaire gibi kurumlar haline geliyorlar, dönüşüyorlar bana sorarsanız. Ve burada da insanlar etraflarındaki o şeye yönetseler de, yönetmeseler de, içinde yaşadıkları o çevreye, atmosfere bir kulp uydurmak zorunda kalıyorlar. Howard Philip Lovecraft mesela korkunun büyük babalarından, çok üst seviye bir yazardır kendisi. O en büyük korkunun aslında bilinmeyene karşı olduğunu söyler ve insanın bocaladığı yerde kendi kendine mitler oluşturduğunu söyler. Bu cinlerde, vampirlerde, kurt adamlarda, işte zombilerde, işte ya da Cthulhu mitosunda, onun hikayesinde, tanrılarda tekrar tekrar akseder. İnsanlar genelde etraflarını saran ve onların gücünün erişmediği ama bir şekilde yaşamak zorunda oldukları yerde bir takım hikayeler yaratırlar diye söylüyordu. Bizim buradaki hikayemizde mesela engine is a sacred diye söylüyorlardı. Lokomotif kutsaldır diye bir şey var. Yani bir bilgisayarın kutsal olmasından bahsediyor muyuz biz burada? Senelerce yapay zekayı konuştuk. Mesela yapay zekanın korkutuculuğunu konuştuk. Terminator diye filmler yaptılar. Ondan sonra şimdi birazcık tavsadı ama Matrix diye kocaman bir seri var üzerine konuşulan. Yapay zekadan lokomotife nasıl geldik biz diye insan istemeden, yani ister istemez düşünüyor. Bu gelinen yerde insanlar kendilerince bir şeyi oluşturuyorlar. Şimdi bunun sosyolojik okuması da çok mümkün. Çünkü straightforward tabir ettikleri, ileriye doğru devam eden bir yapının içerisinde lineer bir şekilde değişim gösteren bir topluluklar halinde kalıyorlar. En arkadakiler tamamen pisliğin içinde yaşıyorlar. Çizgi romanda insanların bu kadar yatacak yeri yok. Yani neredeyse ayakta duruyorlar yeri geldiğinde, çok sıkışıklar. Film mesela onu şey olarak kendince başka bir boyuta getirerek çözmüş. İnsanlar yatıyorlar, kalıyorlar ama yani bu üçüncü devrim, dördüncü devrim belki de. Ve ölenler var, çocuklar kaçırılıyor, şuydu buydu, yer sorunu çözmüşler. Kademe 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 açıldığını görüyorsunuz. Yani ne bileyim, Dante'nin cehennemi de bu şekilde tasvir ediliyor. Ama bir yandan ilerledikçe, aa bir dakika, cehennem diye geldik biz buraya ya da işte cehennemin katmanları diye düşünmüştük. Ama bir yandan Nuh'un gemisine döndü bu iş diyorsunuz. Şimdi çok karmaşık, kafası karışık gibi geliyor mesela, yorucu geliyor. Ama bir yandan da
filmin adını aldığı gibi bir lokomotif de var işin içerisinde. Tamam mı? Bir aksiyon var. Bazı yerlerde ben mesela şeyden rahatsız olmuştum. Çok fazla şey ekleniyordu. Bazı şeyleri çok anlatmak zorunda kalıyorlardı. Yani adam dünyanın son sigarasını içerken bu esas meseleyi, Gilliam'ın hikayesini ve kolunu kesme hikayesini anlatması tamam hadi o kabul edilirdi. Fakat Ed Harris'in en sonunda Wilford'un geçip de işte bak bu tanrı, bu dünya, bu şey istersen benim elime geç falan demesi onlar mesela beni rahatsız etmişti. Çok daha sembolik, doğru zamanda, doğru yerde şey yapılabilirdi, yerleştirilebilirdi diye düşünmüştüm. Ama yine de etkileyiciliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Ve bu 2010 sonrası postapokaliptik distopya yaratmış, karanlık bir ütopya yaratmış en iyi filmlerden bir tanesi olduğunu ben hep düşündüm. Üzerinde bir de özellikle durmanız gereken şeyler var. Böyle hani insan ruhunu da anlattığını söylüyorlar. İnsanlar oradayken ne yapabilirdi diye söylüyorlar. İşte şey kabul mü etti, bu Curtis kabul mü etti acaba falan noktası var ya bir tane. Kibriti verme vermeme gibi ayrı. Ondan sonra çocuğu görünce bir anda hemen tavır değiştirdi vesaire. Onları çok yapay bulanlar var vesaire böyle. Üzerine bayağı tartışılan bir şey aslında. Bana sorarsanız biz en başında da söylediğim gibi biz bu filmin, bu hikayenin, bu anlatının çağdaşı olduğumuz için bize her şey doğru geliyor bir yandan. 1982'deki, 1970'deki, 1950'deki adam olsaydı ya da 1950'lerin başında işte 1984'deki George Orwell'in karakteri gibi bir şey olsaydı mesela çok daha başka davranacaktı. O nedenle şu an benim pek gözüme batmıyor. Bayağı da dediğim gibi sevdiğim bir film, özellikle buraya taşıdığım bir film. Ve bazılarınıza eziyet ederek izlettirdiğimi de düşünüyorum tekrar tekrar ama hakkını vermek gereken çok mesela 2014 yapımı bu film. Bugün 2016'dayız. Sinemayı takip eden insanlarsınız diye düşünüyorum. Tek yönlü takip ettiğinizi sanmıyorum artık ama bu filmde mesela nadiren insanlar karşılaşıyorlar. Gözden kaçan da bir film oluyor. Ama izleyen birkaç defa izliyor. Başka bir şey yerlere getiriyor. İlham alıyor mesela. O manada da Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde iyi bir karanlık bilim kurgunun işlenmesi gerektiğini düşünmüştüm. O yüzden buraya getirdim. Şimdi sizlerin görüşlerini almak istiyorum, sorularını almak istiyorum. Çok hızlıca geçtim, farkındayım. Bir sürü şey söyledim ama katkılarınızı da ayrıca duymak da istiyorum. Çünkü çok boyutlu bir film. Birden fazla okuması var. Sadece edebi değil, aynı zamanda bu arka tarafta insani tarafını da tartışabiliriz. Sosyokültürel tarafını da tartışabiliriz. İleri sürdüğü siyasi tezleri de tartışabiliriz ki mesela bu filmlerin şöyle bir huyu vardır. Genelde yani bu Güney Kore yapımı bir film dedim ya hatta %80 itibarla. Pardon %100 Güney Kore'nin sermayesiyle yapılmış bir film. Film %80 İngilizce konuşuyor. Sadece %20'lik kısımda Fransızca, Korece, Japonca, işte Çince vesaire konuşuluyor. Başka bir dil konuşuluyor. Bu nedenle de hani yabancı bir film mi, Amerika'ya yabancı bir film mi diye düşünmeden edememiştim. Çünkü neden? Amerika çok büyük bir yer. Eğer İngilizce değilse filmler bir daha çekmek zorunda kalıyorlar. Mesela bu filmin yapımcısı şey biliyorsunuzdur. İntikam Üçlemesi serisinden Oldboy'u biliyorsunuzdur. Yapımcısı özellikle mesela Park Chan-wook bir şey olması lazım. Çok zor hatırlayamıyorum şey Korece isimleri. Onun mesela elinden çıkma, onun yapımcının da ortaya çıkma film ama kendisinin Oldboy filmi daha sonra Josh Brolin'in oynadığı bir remake'le Amerikalılara yeniden tanıtıldı ki bütün dünyanın iyi bildiği, çok da saygı duyduğu bir film Oldboy. Bu filmin başına da o gelecek mi diye ben kendi içimde düşünüyordum. Çünkü bu kadar gözden kaçması pek mümkün değil bu filmlerin. Anlatısı itibariyle, söylediği itibariyle, bu kadar renkli olmasıyla bir şekilde bir şey ıskalanıyor falan gibi düşünmüştüm. Ama zannediyorum yapmayacaklar. Yani %80 İngilizce hikayesinden büyük ihtimalle oradan devam edecek. Ama kült olacak gibi görünüyor. Eğer karakterler film boyunca koşuyorsa, hareket halindeyse ne yazık ki film akıcı oluyor. Ve bu çok yeni bir şey. Mad Max'te bu yoktu mesela. Mad Max çok başka bir yaratıktı. Öyle söyleyeyim. Mad Max'in içinde çünkü çok fazla durulan yerler vardı. Mad Max yaralanıyor, gözden düşüyor, kalıyordu. Mad Max genelde bir kamera gibidir. Kendisi esas kahraman değildir. Değişmez ikinci kahramandır o. İnsanların hayatlarına bir şekilde girer, onlara yardımcı olur ya da o kendisine onlar yardımcı olur, ondan sonra da çeker gider.
Mad Max'in bütün olayı odur. Yani onun gözünden etrafı görürsünüz. Ay, ne kadar kötü bir yermiş dersiniz. Gidersiniz. Başka bir filme akarsınız. Bunda öyle değildi ama. Bu dışarıda bir felaket var. Gerçekten Nuh'un gemisiydi bu aslında. Durmadan gitmek zorundaydı. Böyle... Hedef yok. Evet ve yani filmin bittiği yerde de zaten kapıya koydular bombayı. Patlattılar. Kimsenin hayatta kalmaması lazımdı orada. Deus Ex Machina'ydı o birazcık. Ve çok da sembolik bir şekilde bir tane uzak doğulu kızla bir tane zenci çocuk kurtuldu. Amerikalıyı kurtartmadılar ama yani kurtaran Amerikalıydı. İşte Chris Evans gene. Orada bir karmaşa, herkese selam çakan bir şey oldu. Yani neredeyse sıyrıksız atlattılar. Ha, tabii bir de hayatta kalan kutup ayımız vardı mesela. Bir yaşam devam ediyor. Ediyormuş bunlar ki fark ettiler. Bana sorarsınız yani. Ayının yemini suyunu bunlar vermediklerine göre. Bu arada evet ya bakın mesela bu çok önemli bir şey. Bana sorarsanız bir filmin sizi oturduğunuz koltuktan kopartabilmesi için, kendi içine çekebilmesi için kendine ait zamanı, kendine ait ritmi, kendine ait dili, para birimi vesairesi olması gerekiyor. Yani özgün bir şey olması gerekiyor. Bu noktada da mesela kendilerine ait bir yeni yılları olması. Yekaterina'dan geçerken yeni yıl kutlanıyor ve yani nasıl bir çılgınlık, delilik anı ki? Herkes iyi seneler falan diyor, yaralı adam falan böyle vuruyorlar buna sus diye. O, zaten o Gilliam karakterinin de Terry Gilliam'dan geldiğini düşünüyorum. O bu şey gibi geldi bana birazcık işte Matrix'le 1984 değil Brazil filminin birleşimi gibi geldi. Mesela o sahne, o delilik, onu başka türlü bir yere koyamadım. Bir şablona oturtamadım yani. O nedenle iyiydi. Kendi aralarında konuşmaları vesaireleri de iyiydi o yüzden. Sayma makinesi var ya, dua etme şeyi. Adım sayar. Ondan sonra onlar bu arada gösterdikleri sıralı çökme hikayesi var ya, askere gidenler biliyordur. O askeri bir yöntem. Hiz şey alırken birinci sıra çök, ikinci sıra çök, üçüncü sıra çök. O nedenle de kendi içinde bir gerçeklik de yaratmıştı. Bir sonraki film olarak belki yani Purge'dan sonra şey konuşabiliriz. In Time'ı izleyebiliriz. In Time de bu konuda gerçeklik algınızı oturduğunuz yerden kırarak kendi içine çeken bir film. Gelecekte her şey para değil, zamanla ölçülüyor. Millet para değil, yani çalışarak zaman kazanıyor. İşte 30 dakika için çalışıyorsunuz, 3 dakika için bir kahve alıyorsunuz falan gibi. İnsanlar birbirine zaman alıp veriyorlar. Çok da güzel bir düzlem kurmuşlar. Ben herkesi, izleyen herkesi gözlemlediğimde hep şunu gördüm. Filmin tam yarısına geldiğinizde bir yer var, herkes koluna bakıyor. Kolda zaman sayaç var çünkü. Şey diyorsunuz böyle, ben olsam harcamazdım öyle diyorsunuz sana, tamam mı? Yani sen burada oturuyorsun, onlar orada ya, ne yaptın diyorsun. Hikayeye girmiş oluyorlar. Başka? Özgün, sen bir şey dedin. Evet, film boyunca kendimi sorguladım aslında. Hmm. Hani orada bir döngü var. O döngüyü kırmak için bir hani özgürlük mücadelesi altında bir şeyler yapılıyor. Acaba kıyamet zamanında böyle bir şey yaşasaydık, o döngüyü kırmak için bir şey yapar mıydık diye de düşünüyorum. Yapılmalı mıydı? Yapılmalı mıydı? Sonuçta orada gene bir yaşam süreci dönüyor. Hani... Ve sonunda eğer o buzul çağı bitecekse, bittiği zaman o insanlar da sağ salim ortaya çıkacaklar mı diyor. Ya o da işte çok kötü bir pasif saldırı oluyor bence. Ya, daha... ya da insanlığın evrimden önceki o özgürlük, başıboşluk hissiyatı. Hiçbir zaman öyle olmadılar ya. Tabii ya bir yere kısılık aldı yani insan. Yani tabii ki. İnsan alet yaptığı ölçüde vardı bence. Çünkü ayıdan kaçıyordu, kaplandan, aslandan kaçıyordu. Yemek bulmak için işte bir şeyleri kovalıyordu. Ve insan hiçbir zaman özgür değildi. Şu an yatıp kalkıp halimizi yani dua edelim. Özellikle şey tarım devriminden sonra şimdi internet devriminde yaşıyoruz ya biz taze taze. Ben o yüzden bulunduğumuz çağdan son derece mutluyum yani. Benim acaba bu Elizabeth Colbert'in altıncı yok oluş. Bilmiyorum hocam. Evet. Şu anda olduğunu da onda çok geniş yani yok oluş dedim. 1000 yıl, 2000 yıl, 3000 yıl. Yani şimdiye kadar evren 5 defa yok oldu. Şimdi bu Elizabeth Colbert bundan Pulitzer ödülü aldı zaten kitabıyla da 6. yok oluşu yazıyor. Şimdi aynı döneme rastlıyor. O da 2014. Şu anda yok olduğumuzu anlatıyor. Olmaktayız. Evet, olmaktayız. Yani bütün olaylar bunu gösteriyor. Çok entropi geldi bana şimdi. Düşününce Matrix'te de bu vardı. Yani bu siyasi ve yönetsel bir şey var burada. Tez var. İnsanlar ahenk olarak anlatıyor mesela makinist Wilford bunu. Belli bir sayımız var. O yüzden ona uymalıyız gibi. Çok böyle
nasıl söyleyeyim, çok yanlış, çok hatalı, bir sürü argümanla delik deşik edilebilecek bir yaklaşım var ortada. Bir fikir şey. Dikkat ettin mi? Onu konuşturmadı. Dedi kes dedi. Yani evet, evet. Biliyordu evet. Orada yani kendisine geleceğini biliyordu. Yani onun her ikisi de olabilir. Her ikisi de olabilir. İşte, aynen orada kalıyorsunuz zaten yani. İkisi de olabilir. Net bir cevap vermemesi de bir şey ama bir yandan da bu vermiş olduğu cevaplar böyle yani kusurlu karakterin ağzından bütün filmin şeyine iddiasını söylemek mesela çok adice bir hareket bence. Tamam mı? Yani yönetmen ya da yazar sen bunu söylüyor musun, söylemiyor musun? Demek oluyor. Yani bunu hikaye mi gerektiriyor? Kahraman mı böyle düşünüyor? Yoksa sen böyle düşünüyorsun diye. Çünkü arafta bırakıyor size. İçerideki kişilerin sayısını sabit tutmak diye bir şeye odaklanmışlar. Dünyanın en iyi trenin yani en son noktasındaki teknolojisinin içindesiniz. Ve dışarıdaki buzları kesmek, bütün dünyayı gözlemek, oraya bir yaşam aktarmak, belli postlar kurmak için odaklanmıyorsunuz. Kendi iç sorununuzla uğraşıyorsunuz. İnsan öldürmekle şey yapıyorsunuz. İşte protein barları üretiyorsunuz. Yani Wilford'la Gilliam öleceklerini bilmiyorlar mıydı? Yani adam treni yapmış, tren yolu hatlarını yapmış. Bu kadar aklı evvel miydi diye düşünüyorum bir yandan. Çünkü o bir delilik noktası haline geliyor. 17 senedir, 18. seneye girdiler hatta biz film izlerken. Dünyayı dolaşıp duruyorlar. Tek yaptıkları işte bir nesil kesmek, arada düzleştirmek. O benim aklım almıyor çünkü aslında bilim adamı noktasına gelmiyor. Biliyorlardı yani bilmeleri ve şu andaki içinde bulunduğumuz sistem de pek akla mantığa uyan bir sistem değil. Evet. Yani içinde bulunduğumuz vahşet de öyle, süreden psikolojik yakın da öyle. Evet. Ama kimse bunu bir tren gibi düşün. Yani bu normal bu şehirde yaşamanın da daha sağlıklı yolları var. Bu hayatta da yaşamanın daha huzurlu yolları var. Bunları da biliyoruz. O pencereler de burada. Dışarıyı da görebiliyoruz ama bu trenden dışarı çıkma cesareti ve o kapıyı açma cesareti sadece iki kişi gösteriyor, değil mi? Dolayısıyla bu bilinçli bir tercih. Yani hani bu akıllarına gelmedi vesaire demek aslında o politik, alttaki politik şeye biraz... İşte yani akıllarına nasıl gelmez demeye çalışıyorum ben. Benim söylemek istediğim o. Güç yüzünden bence. Yani sonuçta Wilford'da... Halinden hiç memnun değildi mesela. De, Wilford yani tamamen ona göre hareket ediyor ve zaten şey yapmak istemiyorlar, bir şeyleri değiştirmek istemiyorlar. Çünkü gücü ellerinde, insanların hakimiyetinde, kendi ellerinde olması, onlara hakim olmaları onlar için daha kolay geliyor. Ve her zaman da öyle olmuştur. Yöneticiler hep... Trenin en ayrıcalıklı adamı basamağa oturup elinde bir bezle şeyi parlatıyordu, metali parlatıyordu. Yani sanki biri yönetmiyor o cihazı. O cihaz herkesin sahibi noktasına gelmiş. Şimdi bu kaybedilecek bir şey değil. O kadar güçlü değil. İnsanlar bir yolunu bulup çıkardı. Şunu demeye çalışıyorum. Bu bir seçenek değil mesela. Trenden inmek size sunulmuyor. Yani bir kapı açılmadığı takdirde ki onlar hani kendileri isyan ederek açtılar o kapıları. Dışarıya çıkamıyorsunuz. Yani seçenek dediğinizde size bırakılır o. Burada elinde tüfek olan adamların elinde sadece yemek veriyorlar. Gelip bir taraflarınızı kırıyorlar. Çocuğunuzu çalıyorlar. Bunlar seçenek değil. Ama mesela çok zekice işlenmiş şeyler var. Başından itibaren esas kahramanı gizlemek vardı. Bir esrar keş gibi davrandırmak işte. Her kapı açıldığında Kronol, Kronol, Kronol deyip en sonunda da Kronol çok belli. O ilk dakika söylediler yanıcı bir şey diye. Bu kimse bu kadar Kronol'un şeydi müptelası değilse çok belli o en sonunda Chekhov'un tüfeği gibi patlayacak bir yerde gibi bir hikaye vardı. Ama çok lezzetli eklenmişti. Yani bu Curtis karakteri, acılı Curtis, anti-hero Curtis karakteri bir yerden sonra çok yapay geldiğinde mesela oradaki diğer bizim Nam karakterimiz o kadar gerçek hale geliyordu. Kızını çıkartıyor mesela direkt anahtarı alıp. Çok net insan davranışları bunlar ve hiç dokunmayalım. O kızını onlar hani işte o şeylerde donduruldu, uyutuldu. Bir yerde dedi ki hani hava ısınmaya başladı, işte o kristalize gördüm. Gördü. İşte bir turda dönerken uçağın kuyruğunu görmüş ama şimdi de kanatlarını görmüş. 10 yıldır bakıyor mu? Kim hani o esasında o uyanmadı. Hani ara ara uyandırılıyor muydu da? Şimdi başından sonuna yani şey diye yok. Yok 15 sene boyunca orada buzun içinde yatırmıyorlar onu. Demolishman gibi bir şey yok orada. Buz da yoktu zaten yani böyle ceza olarak. Ceza. Hapishanede yani o gün. Yani 6 ay 2 sene öyle bir cezası var. Hani başka bir turda kuyruğu görmüş. Sonra şimdi şeyde dedim ki orada ben neyi kaçırdım?
Bir de yani vazgeçilemeyecek bir adamdı. Yedilerin isyanına ne kadar karıştı. Şuradaki kadını görüyor musun dediğinde kıza falan. Onun çok ciddi bir hikayesi vardı. İnsanın merak uyandırıyordu. Yani ilginizi o çekiyordu. O gerçek gizli karakter, gizli kahramandı. Demedi ama anne diye. Demedi. Evet. Yani Eskimo dedi mesela. Ama yani öyle ki arada 5 tane dev ülke falan var. Eskimo orada, Güney Kore burada. Şimdi adam da söylemiyor. Koreli ismi var. Yani senin annen bir Eskimo'ydu yavrum falan da demedi. Eskimo'nun gözleri çünkü çekiktir. Böyle göz kapakları üzerine inmez Koreli ve Çinli gibi. Orada da bir arada bıraktı. Bir şeyin cevabını vermedi. Bir de etrafta insanlar kana basıp düşüyorlar. Baltalar havada uçuyor. O oluyor bu. Yani kafayı bulmuş kızını özellikle sırtına alıyor. İyi bir taşıma yöntemi o. Şeye bakıyorlar. Uçağa bakıyorlar. Yani orası yıkılırken adam umurunda değil. Çünkü kendi planı var falan gibi. İşte o çok iyi bir şeydi. Hikaye yazımıydı bana sorarsanız. Doğru kahramanı yaratmıştı adam. Aslında bu içinde yaşadığımız toplumun yani sağlık olarak dinçelersek sosyolojik olarak çok yaşadığımız bize ait bir şey. Çok çok inanılmaz. Yani bir şeyde olmamıza gerek yok, trende olmamıza gerek yok ama meşhur laf vardır. Hepimiz aynı teknedeyiz diye. Hepimiz aynı trendeyiz aslında. Gidiyoruz böyle. Trump frenler patlamış. Snowpiercer da çok iyi bir şeydi mesela. Yani o zorlukları parçalıyor. Hani kardelenle dersiniz, buz kıranla dersiniz. Evet. İyi bir teknolojide. Yani o dünyaya mahkum olmuşsun. O döngüden kaçışın yok. Çünkü tren yolu bir döngü olmak zorunda. Ray. Ve bilim kurgu muydu? Yoksa sadece bir distopya mıydı diye tartışabilirsiniz bu filmi. Bana sorarsanız filmi bilim kurgu yapan şey de oydu. Sanki biz o dünyada yaşamıyoruz. Bir roketle oraya gelmişiz bir astronot olarak. Bir bakıyoruz dünya buzul. Ortada bir tren hattı var devasa. Bir de manyak gibi giden, bu çizgi romanda 1000 odalı bu. 1001 odalı hatta vagonlu. Tren var kocaman. Biz neye bakıyoruz, biz nereye geldik? Yani bir uzaydan farkı var mıydı Ed Harris'in oynadığı Wilford karakterinin? Ya da işte gerçi insanlıktan çıkmışlardı o Tail, en sondaki kuyruktakiler. O nedenle de bana sorarsanız bilim kurguya dönüşüyordu. Uzaya çıkmadan yapıyordu bunu da. Ve havaya da çıkmıyordu. Sadece bir sürüngen gibi trayda gidiyordu. Bunun tekrar söylemek gerekiyor bence. Geometrik bir tanımı var. Ve bu tanımı yapan kişiler de genelde çok sağlam felsefeciler oldukları için geometriyle felsefenin fikirsel manada hiçbir şekilde çatıştıklarını düşünmüyorum. Gerçek ortadaki noktadır. Siz de kenardaki noktasınızdır. İkinizin arasındaki en kısa, en mantıklı gelen yol, çizilen hat doğrudur. Yamuk yumuk olan ya da işte benden değil sizden geçmesi gereken ikinci şey o da yanlıştır, yamuktur mesela. Doğruyla yanlış diye ilerlersek doğru şey oluyor. Bana göre çünkü doğru subjektif bir şeydir. Gerçeği değiştiremezsiniz, yatsıyamazsınız. İnsanlar aç mıydı, değil miydi? Bazıları açtı, bazıları değildi mesela. Şimdi ortada böyle bir gerçek varsa, o zaman bana sorarsanız mesela bence tarım toplumuna geçmek iyi oldu kendine göre. Şu anki medeniyetimizin kurulma sebebi oldu, atıyorum. Ama bunun dışında da başka şehir fantaziyası üzerine konuştuğumuz bir panel vardı mesela. Orada dile getirdim ben. İnsanların cennetten kovulma metaforunu, o anlatının geldiği noktanın avcı toplayıcılıktan ya da çobanlıktan, mesela insanların yok saydığı bir başka kültür formu var çobanlık diye. Türklerin ait olduğu kısım, hayvan yetiştiriciliği diye bir ayrı bir toplum yapısı var. Bunlardan yerleşik düzene, tarım toplumuna geçildiği anda mesela cennetten kovuldunuz diye adlandırmaya başlıyor insanlar. Bunun etrafına bir romantik anlatı kuruyorlar diye bahsediyorlar. Olabilir, neden olmasın? O kanıtları da görmek, okumak da isterim. Çok da keyifli konular. Bence peşinde olmamız lazım doğrunun, yani gerçeğin. Ama bir yandan da şeyi çok görüyorum. Makine çok eski bir şey. İnsan ne zaman ki tırnaklarıyla yapamadığı bir şeyi, bir alet, bir şeyi soyutlayıp benim ona ihtiyacım var diye bir taşa uzandı ya da bir kemik parçasına uzandı, bir şey kullanmaya başladı, bir alet oluştu. Hemen ardından da kompleks aletler silsilesinde makineler yapıldı. Şimdi şeyi yatsıyamıyorsunuz, kuyuları yatsıyamıyorsunuz mesela. Çıkırık dediğiniz şey bir günlük mevzu değil ve metali dökmek bir iştir mesela. 1700'lerde İngiltere bu işi kendince dönemine göre mükemmelleştiriyor. O zamana kadar bugünkü çelikler, bugünkü araba yayları vesaireleri yok. Ve ne 100 sene sonra şey yapabiliyorsunuz, tren hattı.
tren hattı olmayınca da sanayi devriminizi yayamıyorsunuz, mal satamıyorsunuz, toplu üretimi dağıtamıyorsunuz noktasına geliyor. Ama bundan evvel de çıktıklar var. İnsanlar deniyorlar. Aynalarla işte meşhur Kartaca şeyini yakması hikayesi var. Frekuza değildi. İşte ama dediğim kim olduğunu anladınız. Arşimet'ten bahsediyorum. Alet makine yapmak çok eski. Hatta makinenin felsefi manada yerleşmiş bir şeyi de var, bir karşılığı da var. İnsan dışı bir yaratık formu gibi düşünebilirsiniz onu. Bir başka bilinç formu gibi düşünebilirsiniz. Makineyi anlamamak vardır ya, hesap makinesiyle konuşamamak dersiniz. Onunla empati kuramamak dersiniz mesela. Ama hesap makinesinin belli bir yaptığı bir şeyi vardır, bir çıktısı vardır. Aynı insanın yaptığı gibi. Mesela şu an benim konuşmam da hesap makinesi tarafından anlaşılacak bir çıktı değil. 4 işlem değil, atıyorum ben belki 3 işlem yapıyorum şu lafları söylerken. Ama sonuç itibariyle bir şey var, bir anlaşılmazlığı, bir gizemi var ve üzerine hep tartışıla gelmiş. Ve insan hayatında da bu medeniyette de makineler hep kullanılmış. Ama bizim bugün bahsettiğimiz makineler çok başka makineler. Aynı dediğiniz gibi 1800'lerin başından itibaren artık bir makine kültürüne evrilmiş bir şey var. Şimdi bizim burada izlediğimiz bütün filmler aslında 1800'lerde hayal edildi. Şu korkunçluk. Zaten bu göndermesi de trenin çağıdır mesela 1800'ler, 19. yüzyıl. Buradaki bir korkunçluğu inşa eden şey, her taraftaki o metaller, ayağınız kaysa düşüp kafanızı vurduğunuzda parçalayacağınız şeyi uçağın içinde göremezsiniz. Trende görürsünüz onu. Çünkü o çok rastiktir, çok ilkeldir, kirlidir. Ama işte bir makine çağını ifade ettiği için de korkunç. Mesela bizim bugünkü makine çağı olarak göreceğimiz şey, bizim kendi makinalarımız, bilgisayarlar, yazılımlar, onların çıkarttığı şeyler, sensörler, işte bir tanesi bu cyberpunk'ı birazcık daha andıran bir hikaye mesela, steampunk'ı. Bizim korkmamız gereken, bizim içimizde ürperti yaratacak olan şey mesela makine üzerinden gidecekse cyberpunk oluyor. Yapay zekaların dünyayı ele geçirmesi hikayesi oluyor mesela. Ama makine dediğim gibi her zaman vardı, her zaman bir kaygı yaratıldı. Bir de yani edebiyatın öyle bir formu da var ne yazık ki, birazcık da şöyle olsaydı diye yola çıkan, bir spekülasyon üzerinden hikayesini kurgulayan, anlatan bir sanat türünden de bahsediyoruz. Ve bayağı yaratıcı da bir şey olduğunu, abartan bir tür olduğunu da düşünüyorum. Ben bilim kurgunun, fantastiğin, korkunun. O nedenle bu noktaya getiriyoruz. Ama şeyi yargılamıyorum, yani yadırgamıyorum daha doğrusu. Burada bizi korkutan, bir şeylerin içine hapseden bir hadisesi var. Mesela yapay zekayı geçen defa da konuşmuştuk. Yapay zekanın kötü olması gibi bir anlatı var ya, ya da ruhsuz olması, içine çocukları hapsetmesi buradaki gibi. Mesela makinenin çocuk yemesi. Böyle bir şey olmasına gerek yok ki, makine kendi yoluna gidebilir yani, sana muhtaç bile değildir. Başka bir şey bize anlatmak istiyor. Toplumda çocukların her zaman çok ağır bir şekilde kullanılmaya açık olduğunu bize çok güzel sembollemiş bence. Benim aklıma geliyor ama annesi en son mermiyi yiyene kadar vazgeçmedi yani çocuktan da. Yani tam bir cevap vermiyor işte filmde.